Ya karanlıktasın ya ışıkta. Beni fark edin, kendinizi benim yerime koyun. Arada çok fark var. Birazdan. Karanlık birçoğumuzun fobisi. Peki ya görme engelliler? Neden onlardan bahsedeceğiz? Onlar çünkü bir karanlık dünyada yaşıyorlar. Hayatlarına devam edebilmek için daha çok çaba harcamak zorundalar bizden. Kat be kat. Üstelik bizlerin yani engelsizlerin karşılarına çıkardıkları engellere rağmen. Arkadaşımız Tuğba Sodekoğlu bugün görme engellilerin nelerle karşılaştığını anlamaya, onlarla birlikte engelleri aşmaya çalıştı. Kendinizi hiçbir görme engelli yerine koydunuz mu? Çok. Koymadım ya. Ya ben böyle olsaydım? Ben görme engelliyim. Beni fark edin. Kendinizi benim yerime koyun. Soru şu. Hiç kendinizi onun yerine koydunuz mu? Öyle hemen yanıt vermeyin. Düşünün biraz. Aslında tek istedikleri bu. Fark edilmek ve kendimizi onların yerine koymamız. Peki kendinize hiç şu soruyu sordunuz mu? Ya ben görme engelli olsaydım? İşte ben de bugün tam onu yapacağım. Kendimi bir görme engelli yerine koyacağım. Önce gözlerime bant geçireceğim. Sonra da elimdeki bastonumla İstanbul'da karış karış gezeceğim. Bakalım karşıma neler çıkacak. Üsküdar sahildeyim şu anda. Yanımda da Namık Bey var. O bir görme engelli. Sarhoş bir vatandaş trafik kurallarına uymadan dolayı bana çarptı. Ve ondan beri gözlerimi kaybettim. Efendim bandımı taktım. Elimde baston. Yürümeye başlayacağım. Namık Bey buyursunlar. Evet. Sakın sağa gitme. Kameraman arkadaşım Hasan abi beni uyarıyor sağa gitmemem konusunda. Burada bir şey takıldı. Bu ne bilmiyorum ama. Elle. Bak demir var. Korkuluk gibi bir şey var. Etrafı. Sol tarafa. 20-25 adım anca attım. Belki de o kadar atmadım bile. Eski usul bir korkuluğa takıldım. Şuraya kadar geldim sanırım. Bir adım daha atsaydım denizdeydim. İşte bakar mısınız tehlikeye? Ne koruyan bir korkuluk var, ne bir zincir var. Pat diye denizin içine düşüyor. Ne olacak? Burası da Beşiktaş Barbaros Bulvarı. Yani şehrin göbeği. Yine engeller karşılıyor bizi. Şu an karşımda bir engel var. Burası kaldırım. Şu tıkladığımız ses bir araba. Yani ne yapıyoruz efendim? Göz göre göre görme engellilere tuzak kuruyoruz. Kaldırıma park ediyor aracını. Valla bir iş yerinde acil gitmem gerekiyordu, o yüzden mecburen park ettim. Ya görme engelli olsaydınız ve bu kaldırımda yürümek zorunda kalsaydınız ne yapardınız? İşte insanların bu bilinci fark etmesi gerekiyor dediğiniz gibi. O zaman sizden başlayalım mı? Görme engelliler hayata sımsıkı sarılmak için yeteri kadar çaba harcıyor. Hayatlarını renklendirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bize düşen onlara yeni yeni engeller çıkarmamak. Yani göz göre göre onlara engel olmamak. Unutmayın, her insan bir engelli adayı.